Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Nerede kaldığımızı hatırlayalım. Bir veri grubuna ilişkin histogram grafiğine geçmiştik. Son olarak şu örneği çözdük ve bir diğer videoda görüşürüz demiştik. Şimdi o videoda görüştük işte. Bir veri grubuna ilişkin histogram grafiği nedir bu histogram grafiği? Şimdiye kadar ÖSYM'de çıktı mı böyle grafikler? Çıkmadı ama bu çıkmayacağı manasına gelmez. Müfredatımızda yeri var. Ki soru bankalarında bile benim gördüğüm öğrencilerin çözerken sıkıntı yaşadığı bir nokta histogram grafiği. Bazı grafiklerde de sıkıntı yaşanabiliyor ama histogram grafiği öğrenciler arasında en bilinmeyeni. Buna çok dikkat etmen gerekiyor. Şimdi diyor ki bakın gruplandırılmış bir veri topluluğunda verilerin tekrar etme sayılarının bitişik dikdörtgenler halinde gösterimidir. Hocam ne var bunda? Bu bildiğimiz işte böyle şuradan değer okumuyoruz. Buradan değer okumuyor muyuz? Mesela burada 50 yazıyor, burada 40 yazıyor. Buradan 30 yazıyor. Burada değer okumuyoruz mu? Hayır bak bu o değil. O senin dediğin sütun grafiği. Tamam, bu histogram. Histogramın kendine has özellikleri var. Grafik çizimi yapılırken veriler küçükten büyüğe doğru sıralanır. Tabi ÖSYM'de sana bunun grafiğini çiz demez ama yukarıda verilenlerin grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorarsa işte o zaman sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü histogram grafiği biraz zahmetli bir iş. Öncelikle açıklığı bulacaksın. Sana bir veri grubu veriyor. Açıklığın nasıl bulunduğunu biliyorsun. En büyük değerden en küçük değeri çıkarıyorsun. Açıklığı buluyorsun. İstenen grup sayısı belirlenir. Mesela diyor ki sana 5 grupta bunu yap. Grup sayısı araştırma yapan kişinin istediği sayıdır. Grup genişliği açıklığın grup sayısına bölümünden daha büyük şekilde, daha büyük olacak şekilde belirlenir sevgili gençler grup genişliği. Peki nedir bu grup genişliği? Mesela diyoruz ki şurada 15 ila 28 yaş arasındakiler dediğimiz zaman grup genişliğini nasıl bulacaksınız? 15 ile 28 dahil olacak. Mesela 28'den 15'i çıkardınız, 1 ekleyeceksiniz. 28'den 15 çıktı, 13, 1 daha 14. Demek ki ben buraya 15 ile 28 yazarsam grup genişliğim 14 olmuştur. Ve sen artık burada da bu şekilde devam edeceksin diyor. Grup genişliği burası önemli. Soruların içerisinde kullanabileceğim bir durum. Varsayalım ki sen açıklığı grup sayısına böldün ama tam sayı çıkmadı. Ne yapacaksın? Tam sayı çıksın diye uğraşacaksın. Açıklığı grup sayısına böldüğün zaman bulduğun değerden, şu değerden büyük olan en küçük tam sayı olacak sevgili gençler. Şimdi geçtik dördüncü sayfamıza. Burada bir örnekle bunu bir inceleyelim. Bakın bir sınıftaki 20 tane öğrencinin santimetre birimine göre boyları verilmiş. 156, 160, 162 cart curt hepsi verilmiş. Önce verileri küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın kardeşim. 142, 143, 145, 145, 147 en son 175 bakın. Veri grubunun açıklık değeri de nedir? En büyük değerden yani 175'ten 142'yi çıkaracaksın. Hocam biz bunları küçükten büyüğe doğru sıralamak zorunda mıyız? Vakit kaybı olmuyor mu? Arkadaşım sıralayacaksın çünkü birazdan yine işine yarayacak. Yani biz burada en büyük ve en küçük değeri bulmak için sıralamadık bunları. Sonuçta sen gözünle de tartabilirsin. Yani hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğunu şu kısımdayken de tartabilirsin. Veri grubunun açıklık değeri 175'ten 142'yi çıkardık, 33 geldi. Şimdi diyoruz ki veri gruplarının sayısını 4 olarak belirlensin. Yani 4 tane veri grubun olsun senin diyorsa eğer sen 33'ten 33'ü 4'e böleceksin. Ne geldi? 8,25. O zaman senin veri grubunun açıklığı ne olacak biliyor musun? 8,25'ten büyük olan ilk tam sayı yani 9 olacak. 8,25'in hemen sağındaki sayı. Tam sayı 9 olacak. Şimdi tabloyu oluşturacağız. Boy uzunluklarımız. Şimdi şu 9 ya. Bu 9'u neye göre belirledik? Bak 150 eksi 142 8. 1 ekledin 9. Burada 9 tane terim vardır. 142'den 150'ye kadar. 151'den 159'a kadar 9 tane. 160'tan 168'e 9 tane. 169'dan 177'ye 9 tane terim vardır. İşte bunlar senin grubunun aralıkları. Kişi sayısı mesela 142 ile 150 arasında kaç kişi var? Hemen bakıyorsun 142, 143, 145, 145, 147, 148 başka yok. Kaç kişi var? 6 kişi var. Hemen buraya not ettin 6. Diğerlerine not ediyorsun aynı şekilde 3, 5, 6 diye. Ve sonra da grafik çizimine geçiyorsun. Diyorsun ki yaşları pardon boyları 142 ile 150 santimetre aralığında olan 6 kişi vardır. 151 ile 159 aralığında olan 3 kişi vardır. 160 ile 168 arasında olan 5 kişi ve 169 ile 170 arasında olan 6 kişi vardır diye çiziyorsun bu histogram grafiğini canım arkadaşım. Şimdi dördüncü sayfamızın sağ üst tarafına bir geçelim bakalım. Diyor ki aşağıda bir yarışta yarışmacıların yarışı bitirme sürelerine göre dağılımları verilmiş. Peki buna göre grup sayısı 4'tür diyor. Kaç tane grup var burada? 4 tane bakın. 1, 2, 3, 4 tane grup var. Demek ki doğru. Grup genişliği 5'tir diyor. Bakalım.
Şurayı hemen kontrol edelim. 19'dan 15'i çıkardım, 1 ekledim. 19, 10, 15 çıktı. 4, 1 ekledim, 5. Bu da bize grup genişliğini veriyor. Demek ki grup genişliğimiz 5 olacak. Yarışmada toplam 30 tane yarışmacı vardır. Hemen topluyoruz. 12, 8 daha 20, 26, 30. 30 tane yarışmacı vardır yarışmada. Demek ki bizim cevabımız bunların hepsi doğrudur. Yani cevap 1, 2, 3'tür diyebiliriz sevgili gençler. Bir tane daha histogramla alakalı soru. Yukarıda verilen verileri kullanarak 20'den başlayan ve grup genişliği 2 olan bir histogram grafiği oluşturulursa bu grafikte kaç grup olur? Şimdi bunlar zaten küçükten büyüğe doğru sıralanmış şu şekilde görüyorsunuz. Grup genişliği 2 olacaksa gruplardan ilki 20 ile 21 aralığı. Daha sonra 22 ile 23 aralığı. Sonra 24 ile 25. Sonra 26 ile 27. 28 ile 29. 30 ile 31. 32 ile 33, 34 ile 35, 36 ile 37 diye bu böyle devam eder. Bıraksak sonsuza kadar gider bu. Bize neyi soruluyor? Bu histogram grafiği oluşturulursa bu grafikte kaç tane grup oluşuyor? Sonsuz tane gibi görünüyor ama bizim burada en büyük verimiz 32. Yani ben şunu kullansam da olur, kullanmasam da olur. Bunu kullansam ne fayda, kullanmasam ne fayda? Zaten sıfır. En büyük 32 olduğuna göre burada bırakacağız. Demek ki kaç tane, en küçük de 20 idi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sevgili gençler grup oluşur bu histogramda diyeceğiz. 5. sayfamız çizgi grafiği. İçlerinde gayet basit ve kullanışlı olan grafiğimizdir. Sürekli verilerin yatay ve düşey eksenindeki değerleri işaretlenerek bulunan noktaların düz çizgilerle birleştirilmesi sonucunda elde edilen grafik türüdür. Bir ildeki ilk 5 aylık sıcaklık değerleri santigrat birimine göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Mesela Ocak ayındaki sıcaklık 5 derece olup her ay sıcaklığın kaç derece arttığı gösterilmiştir. Şubat ayında 2 derece artmış. Mart'ta 7, Nisan'da 9, Mayıs'ta 7. Tabii bunların üzerine artarak devam edecek. Yani eğer 5 ise Şubat ayında 2 arttıysa Şubat ayında sıcaklık 7'dir. Mart'ta da 14'tür. Şubat'tan artacak Mart'a. Tamam mı? Ocak ayında sıcaklık 5 ise 5 artı 2'den 7, 7, 7 daha 14, 14, 9 daha 23, 23, 7 daha 30 derece olur Mayıs'ta. Grafiği çizelim. Biz neyle başladık Ocak'ta? 5 ile başladık. Sonra 2 arttırdık Şubat. Sonra 7 arttırdık 14. Sonra 9 arttırdık 23. Ve son olarak da 7 arttırdık 30'a geldi. İşte sevgili gençler, biz bunları düz bir şöyle çizgiyle doğruyla birleştirirsek biz buna çizgi grafiği diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 5. sayfamızın sağ üst tarafına geçiyoruz. Bir elektrik üreticisi her aboneden sayaç kirası olarak 600 lira. Abonenin harcadığı her kilowatt saat için ise 2 lira almakta. Buna göre harcanan elektrik miktarı ile ödenen ücret arasındaki bağıntıyı grafikle göster demiş. Hemen tabii bu değil şu. Hemen X'ye kartezyen koordinat sistemimizi bir çizelim şöyle. Kabataslak bir şey çizseniz yeterli olacaktır. Sıkıntı yok. Ben yine de düzgün çizmeye çalışayım. Şimdi şurasına sevgili gençler, burası ne olsun? Fiyat olsun ya da lira diyelim. Burası da sevgili gençler kilowatt saat olsun. Kilowatt saat. Pekala. Diyor ki sabit bir 600 lira ücretimiz var. Demek ki bu 0 kilowatt bile harcasak 600'ümüz olacak burada. Sıkıntı yok. Peki harcadığı her kilowatt saat için, şimdi 1 kilowatt saat, 2 kilowatt saat diyebiliriz. 1 için ne kadar üstüne ekleyecek? 2 lira. Demek ki sevgili gençler 1 için 602'den geçecek. Yani ben şuraya 602 diyebilirim. Daha sonrasında şuraya 604 derim. 1 için 602'den geçti. 2 için de 604'ten geçmiş olacak. Şu şekilde. Hatta ben bunlara bak şunu öğrenmiştim. Şöyle yaparsak daha da düzgün bir grafik olur. Hop, silelim. Şöyle sileyim. Biraz bekleteceğim sizi. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle yapabiliriz. Hop, bak ne güzel oldu ya. Mükemmel. Tamam. Bunu da bu şekilde birleştirebiliriz. Ve bunların kesişim noktaları olan şu ve şu. İşte biz bunları çizgi grafiği çizeceğiz ya şimdi. Bunları tutup birleştireceksin şu şekilde. Birleştirdiğin zaman da bu böyle sonsuza kadar gider. Çünkü kilowatt saatin bir sınırı yok. Demek ki bu bağıntıyı gösteren grafik budur diyeceğiz. Sevgili gençler, çizgi grafiğiyle ifade etmiş olduk. Geçtim bir diğer soruma. Yukarıdaki grafik iki ağacın boylarının yıllara göre doğrusal değişimini göstermekte. İkinci ağaç dikildikten kaç yıl sonra iki ağacın boyları eşit olur diye sormuş. İkinci ağaç dördüncü yılda dikilmiş ve dördüncü yıldan kaç yıl sonra bu ağaçların boyları eşit olur diye soruyor. Şöyle diyeceğiz. İkinci yılda
Bu ağacın boyu 2. Peki 4. yılda bakın 2 yılda 1 santimetre pardon 1 metre arttıysa 4. yılda sevgili gençler 3 olacaktır bu. Hatta ben bunu şu şekilde biraz daha uzatabilirim. Şu şekilde yaparım. Bunun da boyu ne olacaktır? 3 olacaktır diyebiliriz. Şu şekilde getirdik. 4 ile 3 kesişti diyebiliriz. Bak yine öğrendiğim şeyi kullanacaktım. Unuttum kullanmayı. Şurada bir yerde. Şimdi bu ağaç dikildiğinde 1 metre. Diğeri sevgili gençler 3 metre. Doğru mu? Doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi bir sene, bakın bu bir senede 1 metre uzuyor. İkinci sene bu 2 metre olacaktır. Bu hala 3 metre diyebiliriz. İkinci seneye geçtiğimiz zaman yani 4'ten 5'e geçtik. 5'ten 6. seneye geçtiğimiz zaman bu 3 metre olacaktır. Bu ise sevgili gençler 1 metre büyüyüp 4 metre olacaktır. Hatta şöyle yapalım. Burayı es geç diyelim. Burası 4 metre. Bu 4 metre ve ikinci sene, 2 sene daha geçtiğinde 6 metre olacaktır. Bu da burayı es geçip buraya 6 olacaktır. Şimdi bakın. Kaç sene sonra diye sormuştu. Şuradan şuraya geçtik. Şuradan şuraya geçtik. 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra boylara eşit olmuş oldu. Sen bunun için bir doğrusal fonksiyon da yazabilirsin. Doğrusal fonksiyondan da kaç sene sonra boyların eşit olabileceğini de bulabilirsin. Bunda da bir sıkıntımız yok. Aşağıdaki grafikte su ile doldurulmakta olan yatay kesit alanları eşit bir tanktaki su yüksekliğinin zamana göre değişimi verilmiş. Buna göre suyun en çok aktığı zaman aralığını bulunuz diye sorulmuş. Arkadaşlar en çok aktıysa grafiti birden tepe yapmıştır. Ki birden tepe yapan nokta şurası görünüyor. Buraya bakarsak da şurada bakın ne kadar kaç haş artmış? 3 haş artmış. Şuraya bakıyorsun. Şurada da sevgili gençler 4 ile 5 zaman aralığı olduğuna görüyoruz burada en çok artışın. Demek ki cevabımız ne olacak? 4 küçük veya eşittir t. O da küçük veya eşittir 5 diyeceğiz sevgili gençler. Geçiyorum 6. soruma. Sütun grafiği. Veri gruplarını karşılaştırmak için dik koordinat sisteminde yatay ya da düşey olacak şekilde sütun kullanılarak çizilen grafik türüdür. İnsanın 4 dersten çözdüğü soru sayıları, inanın özür dilerim insan nereden geldi ya? İnanın 4 dersten çözdüğü soru sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. Derslerimiz matematik, geometri, Türkçe, fizik. Soru sayısı da 175, 80, 75. En çok matematikten soru çözmüş. O zaman bu sütun grafiğinde en yüksek sütun matematiğe ait olacak. 100 soru, geometri 75, Türkçe 80, fizik 75 diyeceğiz. En kolayı da bu sanırım, değil mi? Aşağıdaki bir kitabevinin 5 gün boyunca sattığı günlük kitap sayıları gösterilmiş. Satış miktarı adet cinsinden, günlerde zaten isim olarak verilmiş bize. Bu kitabevinin 5 günlük ortalama satışı 120 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi şurada bir 50 sattığı var. Artı 100 sattığı 2 tane var. 100 artı 100 diyeceğiz. Artı 200 sattığı bir gün var. Dolayısıyla 200 diyeceğiz. Artı bir tane de pazartesi x kadar kitap satmış. Toplamda sevgili gençler bunu 5 gün boyunca sattığı için bunu 5'e böleceğiz. Ve eşittir 120 diyeceğiz. Demek ki üst tarafın ne gelmesi gerekiyor? 600. 600 bölü 520 yapar çünkü. Peki toplayalım. 100, 100, 200. Şöyle 400 yaptı. 450. 450'nin üzerine ben x ekleyince 600 yapacaksa x kaçtır arkadaşlar? 150'dir diyebiliriz. Cevabımız da böylelikle 150 olmuş oldu. 6. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Aşağıda bir ilde üretilen buğday, arpa, yulaf ve mısır üretim miktarını gösteren aşağıdaki grafikte ürünlerin isimlerinin yazılması unutulmuş. En fazla buğday ve en az arpa üretilmiştir diyor. En fazla buğdaysa şurası buğdaydır. Buğday. En az da arpaymış. Burası da arpa olur o halde. Pekala. Yulaf üretimi mısır üretiminden %20 fazla. Şimdi yulaf mısırdan fazlaysa demek ki burası yulaf olacak. Büyük olan. Geriye kalan küçük olan da mısır olacak. Yulafa göre küçük olan da mısır olacak. Şimdi diyor ki yulaf üretimi mısır üretiminden %20 fazla. Yani ben mısıra 100K dersem burası 120K olacaktır. %20 fazla olsun diye. Buğday üretiminden de %25 azdır. Hangisi bu? 120K. %25 azı 120K ise demek ki 3'ü 120 ise 4'ü kaçtır diyeceğiz. Demek ki burası da 160K olacak. Şimdi bildiğimiz bir tek şey vardı. Arpanın kaç bin ton üretildiğiydi. Diğerlerini de K cinsinden bulduk. Bu ilde toplam 620 bin ton ürün elde edildiğine göre kaç bin ton yulaf üretilmiştir diye soruyor. Toplayacağız. 160, 260. Şöyle yaparsak 380K artı 50 eşittir 620 diyeceğiz sevgili gençler. Böylelikle 380K'nın ben bunu karşıya attığım takdirde 270'e eşit olduğunu, pardon 270 nereden geldi? 570 olduğunu
sıfırları götürdüm. 19'a böldüm 2K. 19'a böldüm 3. Demek ki K kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 2'ymiş. Neyi sormuştuk? Kaç bin ton yulaf üretilmiştir? Yulaf 120K'ydı. Demek ki K'yı 20 yazacağız. 120K'da 120 çarpı 3 bölü 2 dersek sevgili gençler. Bakın şuradaki 2 ile 120'yi sadeleştirdim. 60, 3 kere 60 da kaç yapar? 180. Demek ki 180 bin ton yulaf üretilmiştir bu ilde. Daire grafiği. Verilerin bütüne olan oranını daire dilimleri şeklinde gösteren grafik türüdür. Veriler daire grafiğine merkez açıyla orantılı olarak yerleştirilecek. Aşağıda bir kursun 4. sınıfındaki öğrencilerin sayılarının dağılımı gösterilmiş. Sınıflar 1, 2, 3, 4. Kişi sayıları da 12, 9, 15, 24. Tabloyu daire grafiğiyle gösterelim demiş. Kişi sayısı toplamda 60. O halde sevgili gençler, ben bir daire grafiğinin açısının tamamının 360 derece olduğunu biliyorum. 360 dereceyi kişi sayısına böldüm. 60'a böldüm. Cevap ne geldi? 6 derece. Demek ki bir kişi için 6 derece düşecekmiş. Birinci sınıflar için kaç kişilerdi? 12. 12 kere 6 72 derece. İkinci sınıflar için 9 kişilerdi. Her kişi için 6 derece ise 9 kere 6'dan 54 derece. Burası 90, burası 144 derece yaptı. Ve bu dereceleri düzgün bir biçimde dairenin içerisine yerleştiriyorsunuz. Aşağıdaki daire grafiğinde bir pastanede satılan 4 çeşit kurabiyenin dağılımı gösterilmiştir. Gün içinde toplam 72 kurabiye satılmışsa kaç tane un kurabiyesi satılmıştır deniliyor. Şimdi toplamda 72 tane satılmış ya. Şöyle diyeceğiz bakın. Ben buranın 90 derece olduğunu biliyorum. Bu kısmında sevgili gençler 90, 60 daha 150, 75 daha 225, geriye 360'tan geriye kalan da sevgili gençler 135'tir. 135 derece. Şimdi diyoruz ki toplam 72 tane kurabiye satılmış. Yani 360'a 72. Peki neyi sormuştu? Kaç tane un kurabiyesi? Un kurabiyesi 60 dereceydi zaten. Yani şunu hesaplamamıza da gerek yokmuş. 60 derece için kaç tanedir diye soracağız. Bunu 6'ya bölerek 60'ı bulduysak, bunu da 6'ya bölersem bunu bulurum. Yani cevap 12 tane un kurabiyesi olacaktı diyebiliriz. Aşağıdaki grafikte aşağıda daire grafiği bir tarlanın boş bırakılan alanı sedir ve ardıç fidanları ile ekili alanlarını göstermektedir. Ardıç ekili alan boş bırakılan alanın iki katıdır. Şimdi ardıç ekili alan boş bırakılan alanın iki katıysa demek ki burası K ise burası 2K'ymış sevgili gençler. O halde 3K'nın ben 360'dan 120'yi çıkardım 240 olduğunu, demek ki K'nın da buradan 80 olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani burası 80 derece, burası sevgili gençler 160 derece diyebiliriz. Grafiğe göre boş alanın yüzde kaçına sedir ağacı, yani boş alan dediği yer şurası. Boş alanın o 80 derecenin yüzde kaçına sedir ağacı fidanı ekilirse sedir ağacı fidanı ekili alan sedir ağacı ekili alan %30 artmış olur diye soruyor. %30 artmış olacak diye. Şimdi şunu bir %30 arttıralım hadi bakalım seninle. 120'nin %30'u kaçtır? 3 bölü 10'u sormuş bize. 36'dır. Demek ki 36 arttıracağız. Burasının ne olması lazım? 156 derece. Kaç derece artmış? 36 derece. Yani ben şu boş alanın 36 derecesini sedir ekmem lazım. 80'de 36 ise yüzde kaçtır diye soracağız. Yüzde kaçına diye sormuş ya. Peki bunu bulalım. 100 çarpı 36 bölü 80 bize cevabı verir. Sıfırlar gitsin. 4'e böl, 4'e böl. 9, 2, 2'ye böl, 2'ye böl. 5, 5 kere 9 kaç yapar? 45. Demek ki %45'ine sevgili gençler, boş alanın %45'ine biz sedir ağacı fidanı dikersek sedir ağacı fidanımızın tüm bahçede oranı %30 artmış olur diyebiliriz. Geçtim. Son soru. Sadece çok güzel bir soru. Dikkatli dinle. Tam ÖSYM tarzı, yani sorulsa hiç sırıtmaz. Sadece felsefe, tarih ve sinema kategorilerinin sorulduğu bir bilgi yarışmasında her kategoriden 12 tane soru bulunmakta. Bu bilgi yarışmasında tüm soruların seçeneklere dağılımı aşağıdaki ilk daire grafiğinde. Doğru cevabı B olan soruların bu 3 kategoriye göre dağılımı da ikinci daire grafiğinde verilmiştir. Buna göre doğru cevabı D olan soruların sayısı, yani şuranın sayısı, doğru cevabı B olan felsefe sorularının, yani şunun sayısına oranın kaç katıdır? Yani kaç katı diye sormuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Burada sevgili gençler, felsefe, tarih ve sinema kategorilerinden toplam 12'şer tane soru varsa toplamda 36 tane soru vardır. 36 soru. Bakın 36'nın şurası 4'te 1'idir. Yani sevgili gençler 9 tane sorunun cevabı A'ymış. O zaman 9 tane sorunun da cevabı C'dir.
Ben şunu şu şekilde çekersem arkadaşlar, normalde şuranın tamamı şöyle 30 diyelim şuraya da. Şuraya da yine 9 soru kalacaktır. 90 dereceyi 9 tane soru kaldıysa 30 dereceye 3 tane soru kalmıştır. Demek ki buraya da kaç tane soru kalacak arkadaşlar? 90'a 9 ise 60'a 6 tane soru kalacaktır. Ve böylelikle toplamda 36 tane sorumuz olmuş oldu. Demek ki şunun sayısı 6. Bakın şurası 6. Şimdi biz cevabı B olan felsefe sorularını bulacağız. Cevabı B olan toplam 12 tane soru var. Bu 12 tane sorunun kaç tanesi felsefe? 12'nin bakın yine şurası 90 derece olduğu için 4'te 1'i 3 tanesi felsefedir. Demek ki burası da 3. Diyor ki 6 3'ün kaç katıdır? Kaç katıdır? Tabii ki 2 katıdır diyebiliriz. Evet gençler, videonun sonuna geldik. Konunun sonuna geldik. Diğer videolarımızda ve diğer sorularımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum.